Herkese selamlar, Levan Rök YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ekonominin Nostradamus'u, Mertradamus yani Mert Başaran'la birlikteyiz. Mert Başaran hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba Mert Başaran. Şimdi herkes merak ediyor tabii, dolara, altına, TL'ye bunlarda değiliz. Ne yapalım? Yani gayrimenkul fiyatları yükseliyor, araba mı alalım, ev mi alalım? Herkes büyük bir telaş içerisinde. Enflasyon da var. Neye yatırım yapsınlar? Enflasyonun olduğu yerde malda kalmak lazım. Hep sana söylüyorum, malda kal, hayatta kal. Şu an %70 enflasyon varsa, görünmeyen enflasyon %100, %20, %20 ise senin yapacağın hiçbir şey seni korumaz. Dolar falan seni korumuyor. Doların artışı gayrimenkulden daha geride kalıyor böyle dönemlerde. Ben bunu küçükken yaşadım, çocukluğumda yaşadım. Ben 1978 doğumluyum. Gençler bilmediği için şu an çok garipsiyorlar ama 1980 ile 2000 yılları arasında dolar her yıl %100 artardı. Her yılda %100 enflasyon olurdu. Ama gayrimenkul hep daha fazla artardı. Dolayısıyla gayrimenkul almak her zaman çok mantıklıdır. Ama doğru fiyattan almak lazım. Ve doğru yerde almak lazım. Doğru mülkü almak lazım. Aşırı yani fiyatta alırsan çok olmaz. Çok konut var, çok proje var, çok ev var ama doğru yeri seçmek çok önemli. Aynen hayal. Öyle. Bakın doğru yer nedir? Bir kez doğru yer şu. Gelişecek yerlerde alacaksınız. Gelişmiş yer almayacaksınız. Yani herkes gidiyor en merkezi yerde, en popüler yerde. Hayır. Gelişecek yerde alacaksın. Yani bugün Etiler'de bir yer alacak paran varsa bir tane. Etiler'de alma. Git Pendik'te o paraya 40 tane ya da 20 tane daire al. 15-20 yıl sonra o 20 tane daireden kazanacağın para çok Pendik'teki çok daha fazla olacak. Çünkü oraları yavaş yavaş metro gelecek, metrobüs gelecek, bir şey gelecek, neyse işte bir şey gelecek ve gelişecek. Öbürü zaten gelişmiş. Dolayısıyla gelişecek, gelişme aks denir. Gelişme akslarında alacaksınız. Sen çok iyi buluyorsun onları Mert. Evet, benim işim o. Benim işim o. Ben yıllardan beri bu da yine kitapta yazıyorum. Kitabı getirin arkadaşlar. Aslında oradan da bir iki dakika söyleyeyim. Evet. Aslında evet. Mert Başaran'ın yeni kitabı çıkıyor. Küçük İşler, Büyük Özgürlükler. Evet. Bu kitapla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu kitapta Türkiye Rakıncı'nın çok büyük şeyi var. Emeği ve vizyonu var. Şöyle anlatayım. Benim kitap yazma gibi bir şeyim yoktu. Niye? Ben doçent değilim, profesör değilim. Ben normal iktisat fakültesi işletme mezunu bir insanım. Fakat Türker beni tanıyor. İşte eskiden beri de konuşuyoruz hasbelkader. Çok enteresan şekilde öngörülerin tutuyor senin dedi. Hep yıllardan beri dedi. Bir sürü insanla tanışıyorum dedi. Kimse de böyle bir çok eğitimli de olsa dedi, bu kadar iyi tutturamıyor. Nasıl oluyor bu falan filan. Ben de dedim çocukluktan itibaren hayatımı anlattım. Ben 13-14 yaşından beri ilk 6 yaşında böyle çok garip şeyler yaşadım. 13-14 yaşında da yine çok farklı şeyler yaşadım. Kitapta göreceksiniz, detayları anlatmayayım, ailevi nedenlerle. Ondan sonra o dedi ki ya dedi, bu çok ilginç bir hikaye dedi. Yani sen hem tepeyi görmüşsün hem dibi görmüşsün, küçük küçük paraların nasıl büyüyeceğini görmüşsün, bir de bunu yapmışsın. Türkiye'de de buna ihtiyaç var şu an. Herkes bir şey olmaz olmaz diyor dedi. Sen bunu bir kitaplaştırsana dedi. Vallahi vesile oldu. Ben de bir denedim. Yani ne mutlu bize. Çok da güzel bir kitap olmuş. Evet, para kazanmanın unutturulmuş sırları. Bu kitabın özelliği şu. En tepede o yazıyor. Lafını böleceğim. Bu videonun altına yorum yazan 5 kişiye kitabından gönderelim. Tamam. Aynen öyle. Kitap diye yazın. Ya da herhangi normal bir yorumlarınızı yazın konu hakkında. Biz 5 kişi belirleyeceğiz, duyuracağız bunu. Tamam. Çekilişi sen yapacaksın. Çekilişi ben yapacağım. Tamam. Orada şu var. Orada şu var. Hatta imza da isteyene veririm. Orada şu var. Unutturulmuş sırlardan kastım şu. Şimdi bize bir sürü şey unutturuldu. Ve ben şunu fark ettim, o çok farklı bir çocukluk deneyimi yaşadığım için çok zenginlerle beraber bir yaşamda rastlama fırsatım oldu çocukken. İşte İstanbul'lu bir aileden geliyoruz. Babamın, dedemin yaptığı çok başarılı. Dedem küçük küçük paralarla çok büyük rakamlar yaptı. Hiç faize koymadı, hep gayrimenkul yaparak bunu yaptı. Ne coin oynadı, o zaman coin yoktu. Ne borsa, sırf gayrimenkulden tarla ve ev alarak çok enteresan bir başarı sağlamadı. Hem de helal yollardan böyle. Çok çalışkan bir adamdı. Hep de küçük küçük paraları biriktirerek, kitapta onu yazıyorum. Küçük küçük paraları biriktirerek çok ciddi bir para yaptı. Kitabın başlangıcında onu yazdım zaten. Şunu yazdım. Küçük küçük paraları biriktirerek bir servet yapılabileceğini gösteren canım dedeme, o küçük para, o büyük para, serveti çok güzel yaşayarak nasıl güzel güzel bitirilebileceğini gösteren canım babama. 2000 yılında çünkü öyle bir iflas ettik ki babamın borçtan ödeyecek duruma geldim. O da kitapta var. Sonra da işte bunları anlatırsan hakkımı helal etmem, kol kırılır, yeni içinde kalır, bizi rezil edeceksin diyerek kitap yazmama karşı çıkan canım anneme. Eyvallah. Çünkü bazı şeyleri de anlatmamı istemedi. Ama bazı şeyleri de anlatmak lazım. Çünkü burada herkesin hayatından bir şeyler var. Yani herkesin babası, belki annesi bu hataları yaptı. Herkes benim gibi defalarca işten atıldı, başarısız oldu. Ama ümit kaybediyor insanlar ve özellikle şu anki Türkiye'de bunu çok daha kaybettik. Çok daha insanlar kaybetti şu an ümidini. Ben bu kitapta şunu anlatıyorum. Unutturulmuş sırlardan kastım o. Ben bir sürü bu zenginden, yaklaşık 100'e yakın Türkiye'nin çok büyük sanayicisi, iş insanı, çoğu da gayrimüslim, hatta bir kısmı Yahudi. Çünkü gerçekten bu para konularında çok başarılılar. Hepsinin çalışma sistemlerini inceledim yıllarca, çocukluktan beri. Yine diyorum, o kitapta yazıyor nasıl incelediğimde. Yani bu biraz rastlantı ve hayatın şansı oldu bana. Hep görünce şunu fark ettim. Yahu Amerika'daki Jackie'de
Afrika'daki John da, Türkiye'deki Türker de, bilmem neredeki Antep'teki Abdullah da, en CHP'lisi de, en AKP'lisi de, en Almanı da, en Fransızı da 100 tane standart bir şey var orada. Hepsi bunu uygulamış kardeşim. Uyguluyorlar adamları. Hepsi aynı. Kitapta yazıyor. Ve hepsi bunun sonunda başarılı oluyor. Bir baktım hepsi aynı şeyleri uyguluyor, başarılı oluyor. Zaten küçükten beri onu pratik ettim sürekli. Ben de kendimce bunları uygulamaya başladım. Ben de kendimce hasbelkader çok zor şartlardan çıkıp kendimi kurtaracak noktaya geldim. Ve 37 yaşında finansal özgürlüğüme kavuştum. Finansal özgürlük nedir? Çok zengin olmak değildir arkadaşlar. Ferrari'ye binmek değildir. Ama sabahleyin işe gitmeyecek, istemiyorsan gitmeyecek. Çalışmak istemiyorsan çalışmayacak kadar, kendini özgür hissedecek kadar bir para yapabilmektir. Bu çok zengin olmayla alakası yoktur. Bu da kitapta yazıyor zaten. Akıllı yönetirsen paranı, çok zengin olmana gerek yok. Yani bugün 3 tane, 4 tane küçük yerde dairen vardır. Çok rahat yaşayabilirsin. Tabii. Çok iyi bir ev alırsın, villa. Onun kredisiyle geceleri uyumadan stres içinde de yaşayabilirsin. Bu kitap bunu da anlatıyor. Bunları gördüm, gözlemledim ve kitabı bunun üzerinden yazdım. İnşallah da şimdiden epey bir talep oluştu. Böyle 8-10 bin, 10 bin bastık, 8 bin kişi falan şey yaptı. İnşallah da daha da ilerleyecek. Ben yani bu kitabı şey olarak, yani Türkiye'de hiç yazılmamış bir kitap. İyidir, kötüdür demiyorum. Belki hiç beğenilmeyebilir. Ama bu kadar yani, çünkü niye herkes çok eğitimliler, çok eğitimli bir şekilde anlatıyorlar. Ben bunu halk diliyle, aynı halk diliyle önemli. Bir çocuğun yaşadığı trajedilerle, üzüntülerle, düşmeleriyle, kalkmalarıyla ama ne yapabildiğini göstererek anlattım ve sonunda da oluyormuş ya dedim. Ve kitabın şimdi arka sayfasına da açabilirsin. Aslında nereye, neye yatırım yapacağımızı da satırlarında anlayabiliyorsunuz. Ben bu kitapta şu var, buraya girmeden onu söyleyeceğim. Bu kitapta arsa yatırımı yaptığımı, hisse senedi yaptım. Ondan sonra diğer gayrimenkul yatırımı yaptım. Hepsi rakamlarla, yani Türkiye'de kimsede olmayan rakamları orada anlatıyorum. Yani Bozca'da da 50 dolara bir arsa alınmış. Yıl şu kadar olmuş. Aynen. Apple hissesi almışım o tarihte şu kadara, bu kadar olmuş. Grafiklerle anlatıyorum ve niye yaptığımı da anlatıyorum o günkü sayıklarla ve ne kadar küçük komik paralarla yaptığımı anlatıyorum. Aynı şekilde Bakırköy'de bir daire satmışız, o gün ne olmuş? Dolar bazı kazanıyor muymuşuz? Ne kadar para kaybetmişiz dolar bazı? Onu gösteriyorum. Kazanıyor muyuz? Onu gösteriyorum. Hepsi rakamlarla var. Ama ana fikir şu. Rakamların dışında, rakamlar değil mi? Kimsede olmayan rakamların olma nedeni şu. 3-4 nesil, hatta daha da geri İstanbul'da olduğumuz için bizim elimizde Osmanlı'dan beri rahmetliler bizim almışlar, satmışlar, batırmışlar. Hep bir kayıtlar var elimizde. Yani ben 1935'te Taksim'de bir yerin kaç liraya alındığını da biliyorum. Kaç liraya satıldığını da biliyorum. Çarşı Camii var Bakırköy'de. Çarşı Camii'nin altında 1955'te babaannem dul kaldığı için, babaannemin annesi yeri satmış. Kaç altına sattığını da biliyorum. Kaç dolara sattı. Dolayısıyla hangi bölgenin ne kadar çok kazandırdığını görmüşüm. Tepede aldığınızda ne kadar para kaybettiğinizi. Yani şöyle bir hikaye var mesela. Çok büyük bugün bir iş adamı, ismini vermeyeceğim. Babaannemleri rahmetli 1950-60 yılında bir tane ya da 6 ay babamı okula verecekleri parayla ya da bir tane küçük bir daire parasına 20 dönüm işte Ümraniye'de bir yer gösteriyorlar tarla. Almıyor. O rakamın sonra ne olduğunu anlatıyorum. Hepsini rakamlarla, istatistiklerle anlatıyorum. Ama onun dışında önemli olan şey şu kitapta. Bakın şu giriş şu. Eski Roma'da köleler çalışarak özgürlüklerini satın alabiliyorlardı. Siz de kazandığınız mevcut parayla özgürlüğünüzü satın almak ister misiniz? Şimdi gerçekten bu hikaye doğru. Aynı şey Roma'da da geçerliymiş. Roma'da da insanlara, köleleri daha doğrusu, çok küçük paralar verirlermiş. O kadar küçük paralar verirlermiş ki o parayla biriktirip emekli olamasın, biriktirip özgürlüğünü satın alamasın. Ama arada akılları çıkarmış. Arada akıllar parayı biriktirip özgürlüklerini satın alırlarmış. Ben de tırnak içinde kendimce bu yaşadığım tecrübelerden dolayı kendimce bir tık akıllılık yaptım. Ağlamadım, sızlanmadım. Babam bana bu kadar şunu yaptı, bu kadar borç çıkardı, şunu yaptı, bunu yaptı. Hayır demedim. Babam bizi çok güzel yaşattı. Allah razı olsun ama bu hataları yaptı. Ben bu hataları yapmayacağım, ağlamayacağım ama bundan da tedbir alıyorum. Ben bunları yapacağım dedim ve onların yaptım. Dedemin ve o etrafındaki o 100 tane zengini gözlemleyerek yaptıklarını gözlemledim, kopyaladım. Ben aslında çok daha iyi zeki bir insan da değilim. Harvard mezunu da değilim, bilmem ne mezunu. Çok basit bir zekalıyım. Ben sadece kopyaladım. O kopyaladığım şeyleri anlatıyorum burada ve bunun sayesinde de ben de o finansal özgürlüğüme kavuştum. Tırnak içinde o Roma'daki kölelikten kurtuldum. Şu anki sistem kölelik sistemi arkadaşlar. Peki şimdiki Mert Başaran şu anda yıl 2022 aylardan Haziran neye yatırım yapar? Şimdi çok zor bir soru. Bir kez yatırım işinde mutlaka sepet olması lazım. Kitapta onu da anlatıyorum. Sepet olması lazım. Asla tek bir şeye yatırım yapmayacak. Çünkü öngöremediğin riskler olacak. Ya bugün dünyanın en akıllı adamı da olsan
yarın sabah pandemiye ya da yarın sabah Türk-Yunan savaşı çıksa. Allah korusun, savaşı da bırakın, depremi bilemezsin ya. Hadi savaşı bilirsin çünkü zaten Amerika pişiriyor orada. Gazlıyor ama Yunanistan'ı. Türkiye'de buradan şey gazlıyor, geliyor. Silah satmak için bir şeyler ama sen depremi bilemezsin ki. Bir tane ev alırsın, bir deprem olur. Fiyatlar tepe taklak düşer. O da yazıyor kitapta. Avcılar'da ben 1 milyona yani bugünün parası 1000 liraya dairenin satıldığını biliyorum. İnsanların ne kadar panik yaşayarak. Panik panik sattıklarını ve birilerinin onu nasıl topladığını gördüm orada. Bu da kitapta yazıyor. Yeşilköy'de birilerinin Yeşilköy çok kötü deprem bölgesi deyip insanları korkutup bakın hep aynı şeyler oluyor. Bugün dolar uçacak seni korkutuyor. Dolar aldırıyor. Kasaya parayı sokturuyor birileri. Medyadaki birileri. O zaman da medyadaki birileri deprem olacak, çok kötü olacak, Yeşilköy özellikle çok kötü deyip Yeşilköy'de daire topladıklarını biliyorum. Bunlar hep yapıldı. Hep yapıldı. Herkesin de belki tanıdığı, duyduğu insanlardır yani. Maalesef oldu yani bunlar. Oluyor maalesef. Şimdi dolayısıyla bu tip risklerden dolayı sepetiniz olması lazım. Sepette mutlaka altın olması lazım şu anki koşullarda. Niye? Hem dolar arttığından artıyor. Dolar altın en güzel hece eden yani risk koruyan mekanizmadır. Kitapta onu da anlatıyorum mesela. Örnek var. Bir grafik yaptım ben kitapta. 50 yılda ve 30 yılda doların asgari ücretin enflasyonun artışı var. Hiçbiri bir şey artmamış. Neredeyse aşağı yukarı hepsi aynı. Hatta dolar genelde enflasyonla asgari ücretin altında kalmış. Parayı eritmiş. Bir tek altın kurtarmış. Altın kurtarıyor. Çünkü bak şöyle düşün. Altın hep dolar bazı artıyor. Dolayısıyla mutlaka altın olması lazım. Çok da detay verip kitabı şeyini bitirmeyeyim. Heyecanlı ama mutlaka altın almak önemli. Şeyde olacak. Ons da artıyor çünkü. Ons düşüyor dolar artıyor. Dolar düşüyor ons artıyor. Hep kendini dengeliyor anladın mı? Bu mutlaka olmalı. Ondan sonra eğer bu işleri biliyorsanız yurt dışındaki şirketlerin hisseleri Apple, Amazon gibi, Tesla gibi büyük şirketlerin hisseleri düştükçe almak lazım. Şu an gerçekten Nasdaq çok güzel yerlerde. 11, 11.5, 12, 10.800 buralara geldiği yerlerde, durduğu yerlerde yine bireyler olarak değil, bireysel olarak değil ama fon olarak takip edip bunları almak lazım. Tarım emtiaları çok değerli, tarım emtia fonları almak lazım. Peki şimdi emtia bunlar olması lazım. Fiyatlar çok yükseldi. Gayrimenkule geliyorum. En zoru şimdi gayrimenkul. Gayrimenkul alınır mı sorusuna şu. Gayrimenkul alınır ama çok çok dikkat etmek lazım. Seninle 1,5 yıl önce konuştuğumuzda, ilk bu programları yaptığımızda yine inanmayanlar da bakabilir, yeni takip edenler. Bağıra bağıra bu dönem konut alma zamanı dedim. Bütün ekonomistler, Mert Başaran söyledi. Bütün ekonomistler dolar uçacak, konut patlayacak dediğinde ben dedim ki bu saçmalık. Sizin dünyadan haberiniz yok. Türkiye'de konut patlayamaz çünkü enflasyonun olduğu yerde, doların bu kadar arttığı yerde inşaat maliyetleri artacak, konutlara yansıyacak ve Türkiye'de konut yok dedim. Hayır konut var dediler, konut yok. Bakın çok basit bir istatistik takip ediyorum. Herkes onu takip etsin. Türkiye'de ortalama evlenmelerle, boşanmalarla 800 bin konut ihtiyacı var yıllık. Tamam mı? Bunu nüfusun verilerine bakarak görebilirler. Eğer tapu şeyleri, neden ona, devlete başvurulan nedir? Tapu harçları. Şeyleri, buna bir isim var, onu unuttum şimdi, kelimeyi döndüremiyorum. Devlete başvuru yapıp ruhsat. Hı. Ruhsata dedi eğer. 400-500 binde kalıyorsa bu ne demek biliyor musun? 300 bin açık olacak demek. O 300 bin açık da konut fiyatlarını patlatıyor. Son 2 yıldır ben o yüzden gördüm. 2-3 yıldır ruhsatlar o kadar düşmüştü ki. Aslında ruhsat, sırrı verdin. Sırrı verdim. Anladım. Bir tane sırrı verdim size kardeşim. Ruhsatlara bakacaksınız ya borsa gibi. Her şey rakamdır. Ben hayatta ne siyasete bakarım ne başka bir şeye bakarım. Ben sadece rakamlara bakıyorum. İstatistiklere bakıyorum. Çocukluktan beri de. Apple ise senedi alırsam da dipten niye aldığımı söylüyorum. Altın alırsam da her şey rakamdır arkadaşlar. Rakamlara bakacaksın ve tarih tekerrüdün ibarettir. Hep aynı şeyler oluyor. Türkiye'de bu olmuş. Ben şunu hatırlıyorum yine kitapta yazdım ya. 2000 yılında o kadar çok konut vardı ki bir dönem Türker. O Beylikdüzü taraflarında bir tane ev vardı arkadaşımın. Kimse kiraya oturmuyordu. Biz şey diyorduk ya yalvarırım otur şuraya. Biz senin aidatının yarısını ödeyelim ya diyorduk. Türkiye'de böyle dönemlerden hep gelir, geçer. O Beylikdüzü tarafında Fadıl Akgündüz'e falan jetba konutları hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Yani oralara çok yapılmaya başlanmıştı ama daha çok millet gitmiyordu. Gitmiyordu ya. Bin dolara şey evler vardı. Yani böyle metrobüs orada değildi. Yoktu. İşte bunlar hep yaşadığımız için Türkiye'de hep bu dönemler olur. Sonra tam tersi olur. Çünkü ne oluyor? Bu dönemler olduğunda inşaatlar çok yapıyorlar. İnşaatlar şişiyor. İnşaatlar şişiyor. Bu sefer inşaatçılar çekiliyor. İnşaatçılar çekilince bu sefer ruhsatlar azalıyor şu anki olduğu gibi. Ruhsatlar azalınca bu sefer talep gelmeye devam ediyor. Bu sefer talep gelince tekrardan fiyatlar patlıyor. Dolayısıyla fiyatların patladığı döneme geldik. Ruhsatlar şu an hala az. Önümüzdeki 2-3 yıl böyle gidecek gibi gözüküyor. Çünkü şu an bile başladıklarında ruhsat almaya başladılar. Onların bitmesi, teslimi, dolması 2-3 yıl alacak. Dolayısıyla 2-3 yıl daha maalesef konut sektörü böyle gidecek. Mesela ama kiralığın %25'e verilmesi konut fiyatlarını düşürür mü? Normalde düşürmesi lazım. Normalde konut için kötü bir şey, yatırımcı için kötü bir şey. O da ayrı bir konu. Onu da söyleyeceğim. O da pek doğru bir uygulama değil yani. Tamam mı? Çünkü başka sıkıntılara gebe olacak. Yani mal sahibiyle şeyler kavga etmeye başlayacak. Yani mal sahibiyle kiracı kavga etmeye başlayacak falan filan. Ama şu an
konut fiyatlarının düşmesini ben öngörmesem de bir yerde yataya girmesini öngörüyorum. Ama şu an hala girmedi. Onu takip ediyorum. Benim 3-4 tane endeksim var. Amerikalıların Big Mac Endeksi diye bir endeks vardı. İnternete girsinler. Ben de Türkiye'de Big Mac Endeksine benzer Innovia 3 Endeksi, Ataköy Endeksi. Bir de birkaç yer daha endeksim var benim. Nasıldır biliyor musun o endeks? Ararım. Orada emlakçı dostlarım vardır. Aynen böyle kanka derim, böyle biraz samimi anlatıyorum, kusura bakmasın kimse. Şu an ev fiyatları ne kadar derim, 1+1 en düşük? 880 der. Bir dahaki ay bir daha ararım. 950 der. Bir dahaki ay bir daha ararım. Bir yerde aradığımda şunu der. Abi 2 milyondu ya geçen ay. Hala 2 milyon. Bir dahaki ay bir daha ararım. Yine 2 milyon. O zaman derim ki artık endeks doydu. Artışlar durdu. Aslında bu kadar basit. Şimdi endeksi yine takip ediyorum. Şu an artış hala devam ediyor. Çok basit bir şekilde takip ettiğim endeks hala devam ediyor. Önümüzdeki 2 ay Temmuz'la Ağustos'ta yaz sezonu olmasından dolayı biraz yataya girecek gibi gözüküyor. Çünkü tatile gidenler olacak. Tamam mı? Tatile gidenler olduğu için evini satamayanlar olacak, bilmem ne olacak falan filan. Bir yataylık olacak. Ama Eylül'de maalesef ve maalesef her Eylül ve Ekim'de olduğu gibi, bu normal Eylül-Ekim'de de oluyor, tekrar bir sert hareket olacak. Çünkü maalesef ve maalesef, yani Eylül'de yazabilirsin onu şey olarak. Eylül'de konut fiyatlarında sert hareket bekliyorum diye yukarı. Ama sert harekette bunun nedeni şu. Her yıl İstanbul'a 30 ile 50 bin arasında öğrenci geliyor. Ve bunların çoğu geliyor, bir daha gitmiyor Türker. Şu an arkadaşlarımıza bak, sen de kendin öylesindir. Benim de etraf arkadaşlarım, oturuyoruz masada. 20 yıl önce neredeydin diyorum. 25 yıl önce neredeydin diyorum. İşte biri diyor Van'daydım, biri Trabzon'daydım, biri Sakarya'daydım, biri Edirne'deydim, biri atıyorum Bodrum'daydım. Ama kimse şeydeydim demiyor. Yani İstanbul'daydım diyen bir tane iki tanedir. 10 tane arkadaş grubunun 8'i Anadolu'dan gelmişler. Okumuşlar ve dönememişler. Çünkü iş yok oralarda. O da Türkiye'nin ayrı bir stratejik hatası. Dolayısıyla her yıl Eylül-Ekim gibi İstanbul'a hayatında ilk defa insanlar geliyor ve bir daha çoğu dönmeyecek bunların. Dolayısıyla bu kadar insan geliyor ya. Bir de mülteci sorunu da var. Mülteci zaten var. Onlar ayrı. Onlar zaten ama geliyordu. Onlar zaten etkiliyor. Şimdi bir de bu gelecek şimdi. Her yıl şişecek diyorsun. Evet. Eylül ayında bir daha bir atak olacak. Ben o yüzden mesela her zaman şunu yaparım. O da tecrübedir. Ağustos'ta bir kiracı çıkıyorsa, kendi yerlerim de var tabii ki mecburen. Ondan sonra kiracı çıkıyorsa, kiracı anneme derim ki, anne dedim Ağustos'ta çıkıyor. Sakın Ağustos'ta kiraya verme. Çünkü kimseye veremiyorsun Ağustos'u. Doğru düz kiracı olmuyor İstanbul'da. Herkes yazdık ama Eylül'ü beklen dedim. Eylül olduğunda direkt kiralar otomatik olarak %30 artar her zaman, her yıl. Çünkü Eylül'de bir talep oluşuyor. Ağustos'ta kiracı... Sen bu şifreleri çözmüşsün. Ağustos'ta kimse kiraya tutmak istemiyor. Ama Eylül'de adam Ekim'de üniversite diye geliyor. Normal hayatın akışı bu, tamam mı? Dolayısıyla şifre değil, hep istatistik. Hep istatistik. Ben de elimde veriler var değil mi? Ben de Merkez Bankası'ndan daha iyi bir veri seti vardır elimde. Çocukluktan geldi. Babam da yazmış rahmetli. Dedem de yazmış. Hep yazmışız yani. Hangi ayda ne kadar kira? Mesela dedemde şey var. Aksaray'da bir yer acayip artıyor yazmış. Niye demiş? Aksaray diye bir il var ya. Aksaraylılar geliyor burada yer alıyor demiş. Fiyatlar çok artıyor. Aksaray'da yer almak lazım. Buradaki Aksaray'da dedem yer almış. Almış mı? Tabii almış. Yani hep bu vizyon işte. Bunları yapmış. Öyle tabii rahmetli babam kitapta yazıyorum. Çok güzel yaşadığı için satmış onları falan filan. Şimdi ama kiradaki %25 artış biraz tabii sıkıntılı. O şöyle bir sıkıntı. İyi bir şey yapılmaya çalışıyor. Şu an kiracılar için çok güzel bir şey ama tabii mal sahiplerini çok rahatsız ediyor bu. Şimdi kiracıların da hepsi, durumu iyi olan kiracı var, durumu kötü olan kiracı var. Yani ben bir tane kiracı tanıyorum mesela. Çok lüks bir sitede oturuyor. 50 bin lira veriyor mesela şimdi. Onun da %25 arttırmasıyla. İşte gariban bir öğrencinin de %25 arttırması aynı olmuyor. Çünkü mal sahibi bu sefer diyor ki, ya diyor, bu adam bu kadar zengin 50 bin lira kira veriyor diyor. Niye %25? Benim enflasyonum %70. Biraz sıkıntılı bir süreç bekliyor kiracıyla mal sahipleri arasında. Özellikle 5 yılı geçmiş ve 10 yılı geçmişler arasında davalar olabilir. Çıkma davaları olabilir. O yüzden tatlı tatlı, yani kanun %25 doğru ama şu da bir gerçek, enflasyonda %70. Orada orta yolu bulmak lazım. Biraz vicdan, biraz kulaklı inanmak lazım. Ne kiracı, pardon, ne mal sahibi kiracısını sömürmesin. Yani bu kadar ekonomik kriz var, bilmem ne var. Gidip de az zam yaptı diye çıkarmasın. Ama öbür tarafta, ya ben zaten %25 zam ver limiti var diye de gidip de %25'in üzerine çıkmayacağım diye de mal sahibinin durumu zordaysa, emekli bir dul kadınsa, yapmasınlar. Mesela ben annemle ilgili söylüyorum. Hani bana kızanlar oluyor. Annem şimdi emekli maaşıyla geçiniyor. Bir de bir tane kira alıyor. Şimdi annemin %25 kararıyla sonra bana dünyanın lafını etti. Tamam bu kararla ilgili. Böyle karar olur mu falan filan. Falan filan. Çünkü diyor benim her şeyim çok arttı. %100 arttı diyor. Ben nasıl diyor bu parayla geçineceğim şimdi. Kendince o da haklı. Şimdi başkası da diyor ki ama... Şu enflasyon devrinde herkes kendince haklı. Ya bakın aynı. Benim şöyle bir felsefem var. Bakın daha önceki programda da söyledim. Bir haftaki önce programda da. Ya enflasyon olduğu olan yerde herkes kendi adaletini ahlaki ölçüde sağlasın. Ya ben bir arkadaşıma borç verdim mesela. Ben kendimden söyleyeyim. Şimdi bakın bunlar hep ders olsun diye anlatıyorum yani. İyi de bir arkadaşım bir borç istedi bana. Atıyorum rakamı 10 bin lira. Atıyorum 100 bin lira. Önemi yok. Ben iyi niyetimle ona para vermişim. Niye? O çocuk zorda kalmasın diye. Faiz de alamam. Kaç yıllık arkadaşım. Faizin de haram olduğuna inanan bir insanım. Böyle bir durum daha hiç almam. Ama iyi niyetle vermişim. Şimdi o borcu ödemesi lazım.
Parası da var. Tatile gidiyor. Borcunun şeyi var. Gördüm artık, toparladı çünkü durumunu. Hala vermiyor. Niye vermiyor? Görüyorum yaptıklarını da bu arada. Instagram'dan görüyorum. Tatile gidiyor. Tatile gidiyor. Kendisi bir şey alıyor. Hanımına güzel bir şey alıyor falan filan. Alsın ama niye vermiyor? Çünkü enflasyon var. Diyor ki enflasyon da var diyor. Oh diyor, ben 3 yıl sonra bu parayı verirsem diyor. Mert abi de faiz almaz diyor. Haram der almaz diyor. Başka şey der almaz. Etik der almaz diyor. Ama ben sömürülüyorum şu anda. Bu da doğru diyor arkadaşlar. Dolayısıyla enflasyon olan yerde herkesin şunu demesi lazım. Benim o arkadaşımdan beklentim o. Şu an duyuyorsa selam olsun, tamam mı? Ya Mert'cim 10 bin lira almışım sende ama. Türkiye'de de %70 enflasyon var. Diyanet'in de bununla ilgili bu arada açıklamaları var. Ben bu işlere siyasi ve dini konulara girmiyorum. Çok sakat konular ama vicdani olarak diyorum ya. Ya %70 enflasyon varsa ben de paranın senin 10 bin değil de 17 vereyim. Ya da kiracısın sen. Kiracısın. Anneme diyecek ki o kiracı, ya Fatma teyzeciğim sen iyi bir kadınsın. Bununla geçinini biliyorum. Çünkü benden de para almaz. Hani bazıları diyor ki sen annene yardım et. Annem öyle bir gurur olur ki annem para da almaz. Ondan sonra öyle bir kadın. Eski tarz onlar. Fatma teyzeciğim ben %52, yok %52 şirket bana zam yaptı. Ben %52 zam alırken sana %25 vermek ahlaken benim vicdanımı kanatıyor. Ben bunu %50 yapayım demesi lazım. Ama annemin de şunu dememesi lazım. Anlamam %50 aldığını. Ben %70 dememesi lazım. Yani orta yol bulunması lazım. Her şey uzlaşma. Özellikle böyle enflasyon döneminde borç alan verenler arasında, kiracı mal sahipleri arasında vicdan oluşursa bu ortadan kalkar. Ama vicdanımızı kaybedersek, herkes birbirini sömürmeye kalkarsa, fırsatçılık yaparsa... Son sorum, araba alınır mı? Araba alınır mı? Araba da yine aynı şekilde, yine istatistik, elimdeki istatistikten dolayı söyleyeyim, araba işlerini bilenler benden daha iyi bilir. Ben araba konusunda çok profesyonel değilim çünkü ben arabayı yatırım aracı olarak görmüyorum. Çünkü eskiyor. Eskiyen bir şey, bir de elimde yine istatistik var. Ben 2006 yılında, ben de gençlik hataları yaptım. Ya da 2004 yılı mıydı neydi, böyle gençlik hataları yaptım. Hormonlarımın şeyiyle, ondan sonra gittim güzel bir marka, iyi bir Alman arabası alayım dedim böyle gezeceğim edeceğim diye. O gün bana bir tane akrabam dedi ki, yine bu kitapta anlattığım başarılı iş insanlarından biri uzak akrabam. Git dedi Şilyoğlu'nda tarla al dedi. O Şilyoğlu'ndaki tarla oldu milyonlarca dolar. Benim o araba 26 bin aldım o tarla arabayı tarla parasında. O arabayı ben yıllar sonra anca 80 bine anca sattım. Araba iyi de olsa sen prim yapıyor da zannetsen daima topraktan veya gayrimenkulden daha az. Çünkü eskiyor. Hiçbir şey olmasa amortismana uğruyor. Hiçbir şey olmasa kaskosu, sigortası vesaire. Dolayısıyla araba yatırım değildir, hiç koyuyorum köşeye ama kısa vadede alacağım satacağım diyorsan yaz sezonu elimdeki istatistiklere göre en prim yaptığı zamanlar oluyor. Çünkü araba işi farklı. Bir de bayram bayram. Heh, bravo. Araba işi şöyle bir şey. Herkes şunu yapıyor. Kardeşim de dahil mesela. Arabası yok ya normalde ama yaz geliyor. Yazın diyor gezeceğim, tatile gideceğim diyor. Araba kiralayacağım. Hadi gideyim ya, bir araba alayım diyor. Bu bende bile var. Herkes de var abi. Tatile gideceğim atıyorum. Yeni arabayla gideyim. Bende de var valla. Bir kısmı da şu var mesela, şöyle yapan arkadaşlarım var. Ona karşıyım tabii de mesela, birkaç arkadaşım var. Memlekete gideceğim diyor. Güzel bir araba alayım da diyor, memlekette herkes şanımı görsün diyor. Lüks araba alıyor. Öyle bir kesim de var. Memlekete gitmeyeceğim ama tatile gideceğim. Güvenilir bir araba. Ben şimdi ufak araba kullanıyorum. İstanbul'da benzin çok masraflı ama uzun yola gideceğim diyorum. Sağlam olsun diyorum. Bir tane büyük araba alayım diyorum veya eşyalarım. Dolayısıyla yazın araba fiyatları pik yapar. Kışın Kasım gibi bir rahatlama olur. Dolayısıyla özellikle bayramdan önce bir fiyatlar yine arabada artacak. Bir de şimdi araba alınacak vakit değil gibi. Vakit değil gibi. Benim için hiç değil ama mecbursanız da alın. Çünkü mecburen bayramda daha çok artacak. Ama etrafımda mesela Mayıs'ın başında 400-500 lira araba alıp şimdi 600-650 liraya varanları görüyorum. Doğru. Mayıs'ta alacaktın. Hatta şimdi de satmayacaksın. Bayramın 2 gün öncesine satacaksın. Bak sana satacağın tarihi söylüyorum. Bayramdan 5 gün önce satacaksın. Çünkü bayramdan önce bir sürü insan tatile gitmek için isteyecek. Bakın her şey arz taleptir. Her şey istatistiktir. Bayramdan önce insanlar buna ihtiyacı oluyor ve şey yapıyorlar. Dolayısıyla bazen rentekar şirketleri de araba almak zorunda kalıyor bayram talebinden dolayı. Dolayısıyla bayramdan önceki 10-15 gün bir fırsat oluyor satmak için. Orada satarlarsa tiyosunu vereyim, güzel para kazanmış olurlar diyelim yani. Evet. Peki kitabı tekrar verin arkadaşlar. Mert Başaran'ın yeni kitabını hediye ediyoruz. Bu videonun altındaki yorumlardan herhangi birine çekiliş yapacağız. 5 kişiye vereceğiz. Küçük İşler Büyük Özgürlükler Mert Başaran'ın kitabı artık değil mi yayın evlerinde? Aynen yaklaşık bir 3-4 gün sonra yayın evlerinde olacak. Şimdi dağıtıma gitti. Yani değil mi, bu kitabı ben herkesin okumasını istiyorum ve bu kitabı benim kendimce çok emek verdim. Sen de biliyorsun bir yıldan fazla uğraştım. İstatistiklere, verilere artı bunun bir maliyeti oluşuyor, bunlarla uğraştım falan. Bu işlerden ben para için yapmadım. Bunu gerçekten şunun için yaptım. Burada ben bir şeyler yaşadım ve Türkiye'de şu an şu ümitsizliği görüyorum. Herkes çok karamsar, haklılık payı var, çok kötü şeyler oluyor ama bu kötü şeylerde de belli birkaç yöntem var. Bu zenginlerin uyguladığı bir yöntem var. Bu yöntemleri uygularsak, ben uyguladım. Bakın çok zeki bir insan değilim. Zengin doğmadım. Borçlarıyla boğuşarak yaptım ama bir şekilde bir şey başarabildim. Siz de bunu yapabilirsiniz ve
O kitabın şöyle bir kitap olmasını istiyorum. Başucu kitabı olacak. O kitabı okuyunca zaten sen de göreceksin. Yani alıp okuyacaksınız, köşeye koyacaksınız. Çünkü bir gün borsa düştüğünde 5 yıl sonra kitabı açacaksınız. Aa diyeceksiniz, Mert abi anlatıyor. 94 krizinde Mert abinin başına gelmiş. Aa 91 krizinde babasının başına gelmiş. Aynı şeyler oluyor. Diyeceksiniz ve o hatayı yapmayacaksınız. Veyahut da yine o kitabı alacaksınız. Size biri diyecek ki orası gelişmez ya Türker'cim, oradan arsa mı alınır diyecek. En çok parayı biz topraktan kazandık mesela. O kitabı okuyacaksın. Aha diyeceksin, Mert abi de Bozcaada da daha zamanda yer alırken 50 dolara yer aldım bak. 50 dolara yer alırken oraları gelişmez, hiçbir şey olmaz dediler diyeceksin. Yani o kitap böyle bir uzun vadeli bir şey kitabı olacak. Hayat kitabı olacak diye umut ediyorum. Ve çocuklar İnşallah. Özellikle gençler okusun. Gençlere okutalım istiyorum. 14-15, hatta keşke öyle bir gücüm olsa, çok müfredatta konuşsa da böyle bu tip kitaplar. Ben değil naçizane ama tasarrufla ilgili ekonomi kitabımız yok. Ekonomi değil mi? Tasarruf ekonomi benim için önemli değil. Daha çok önemli tasarruf ya. Türkiye. Tasarruf sorunumuz var. Yani herkesin, ya kimse şuna inanmıyor ya. Eskiden yerli malı haftası vardı mesela. Yerli malı, yurdu malı vardı. İnanmıyorlar artık, unutturuldu bize. Kimse sakla zamanı gelir zamanına inanmıyor. Ben şuna inanmıyor insanlar ya. Bugün kime söylesem, şu telefonum benim, görüyorsun çok eski model. 2000 liralık bir telefon kullanıyorum. Her yerde bunu anlatıyorum. Benim 20 bin liralık telefon alacak gücüm var ama bakıyorum gücü olmayan herkes 20 bin liralık telefon alıyor. Ya kardeşim şu 2000 liralık telefonu dur, al. Dur geri borçlanma. 17 bin lira, 18 bin lira borçlanmayı bırak. Onunla köşeye bir yatırım yap. Kitapta da ona anlatıyorum. Evet. O yatırım senin 5 yıl sonra 10 yıl sonra hayatını kurtarıyor. Bakın gerçekten bunu bütün zenginlerde görmüşüm ben. Hiçbir zengin paraları saçarak başarılı olmuyor. Hep küçük küçük rakamları damlaya damlaya göl oluyor. Ama bize bunu unutturmuşlar. Ben bunu gençlerin özellikle anlasın, öğrensin, yaşasın istiyorum ki yani benim hayalim şu. 20 yıl sonra, 15 yıl sonra Türkiye İsveç gibi, İsviçre gibi, Almanya gibi gerekirse bir tık eski evde yaşayanların, bir tık eski araba kullananların, bir tık eski tişört kullananların ama bankada milyar dolarca parası olan ey Amerika, ey Rusya, ey Yunanistan dediğinde herkesin titrediği, çünkü bankalarında milyarlarca dolar Amerikan, Rus bilmem ne tahvilleri olan bir devlet olmasını hayal ediyorum. Bunun da yolu bireylerin böyle olması lazım. Hepimiz evet. Böyle olursak böyle olacağız. Mert Başaran, çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Mert Radamus'la birlikteydik. Videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Dediğimiz gibi kitap göndereceğiz. 5 kişiye abone olmayı unutmayalım. 600 bine doğru bize destek olun. Bu yolu birlikte yürüyelim efendim. Hoşçakalın.